Jinekolojik kanserlerde riski azaltacak ne gibi girişimlerimiz olabilir? En önemlisi düzenli takip. Rahim ağzı kanserlerinin erken tanısını koymanın en önemli yolu yıllık veya 3 yılda bir rahim ağzı simir testi. Eğer hastamız bir sebeple HPV aşısı yaptırmış ise 5 yılda bir yapacağımız simir ve HPV testleriyle acaba rahim ağzı kanserine yol açabilecek öncü bir lezyon var mı yok mu bunun tanısını koyuyoruz. Kolposkopi dediğimiz rahim ağzını bir mikroskop vasıtasıyla büyüterek şüpheli bir alan varsa oradan biyopsi alarak rahim ağzı kanserine yol açabilecek lezyonları tespit ediyoruz ve erken dönemde bunları ortadan kaldırarak rahim ağzı kanserinin gelişmesine engel olmuş oluyoruz. Ya da erken dönemde tespit edilen bir rahim ağzı kanserini basit bir ameliyatla ortadan kaldırıyoruz ve hayatta kalma oranını çok çok yüksek seviyelere çıkarmış oluyoruz. Rahim ağzı kanserinin dışında acaba endometriyum kanserinde böyle bir seçeneğimiz var mı? Eğer düzensiz kanamaları olan biri ise, polikistik overse, şişmansa, daha önceden yumurtalık problemi sebebiyle tedavi görmüşse, mesela çocuk isteği sebebiyle uzun süreli gebelik olmadan bir tedavi şekline maruz kalmışsa, bu grupta da özellikle 40'lı yaşlardan sonra endometriyal biyopsi yaparak erken dönem gelişebilecek düzensiz bir rahim iç duvarı kanserine erken tanı koyma ve tedavi etme şansına sahibiz. Yumurtalık kanserlerine gelince özellikle ailesel yatkınlığı olan, ailesinde meme kanseri, endometriyum kanseri, kolon kanseri, pankreas kanseri gibi ailevi kanser sendromu olanlarda da erken dönemden itibaren kontrol altında tutularak yılda bir yapılacak ultrason ve gerekirse endometriyum biyopsisiyle erken dönemde endometriyumla ilgili kanser tanısını koyabiliyoruz ve yumurtalık kanserlerine yönelik ise yakın takip altında gelişebilecek yumurtalıklarda herhangi bir kistik yapı ya da kistle beraber İçerisinde şüpheli papiller çıkıntı dediğimiz görüntü olan ya da solid dediğimiz sert görüntüler olan vakalarda da erken dönemde bir laparoskopi yapıp buralardan yumurtalıkları alıp patolojik olarak frozen dediğimiz inceleme yaparak erken tanı koyma ve bu şekilde de kanserden önleme şansını elde ediyoruz.